Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bazen ilişkimiz içerisinde, bazen ayrılık sonrasında karşımızdaki kişinin hal ve hareketlerine anlamlar yüklemeye çalışırız. Bir uzman olarak bana en çok gelen sorular hep bunlar üzerine. Amaç bazen ilişkiyi toplamak, bazen geri dönmesini sağlamak. Bazen önlem almak, bazen boş vermek odaklı olur. Bu anlam yüklemeye çalışılan hareketlerin en önemlisi bugünkü konumuzu oluşturuyor. İlişkinin kafada bitirilmesi. Çünkü soğuyana çare var, gergin olana var, küsene var, her şeye çare var. Ama kafasında bitirene yok denecek kadar az. Bakın yok demiyorum ama diğer alternatiflere göre çok ama çok az diyorum. Bugün serimizin ilk videosu. İlişkiyi kafasında bitiren erkeklerin 6 işaretini anlatacağım sizlere. Aynı videonun kadınlar için olanı da birkaç güne kadar yayında olacak. Beraber kafalarda soru işareti yaratan birçok konuya açıklık getireceğimizi düşünüyorum. Hadi başlayalım hemen. İlk maddemiz aslında klasik gibi gelebilir ama açılımında ciddi izler yakalayacağınızı düşünüyorum. 1. Uzaklaşma. İster ilişki içerisinde, ister ayrıldıktan sonra ilişkiyi kafasında bitiren erkek sizden uzaklaşmaya başlar. İlk olarak ilişki içinde olanını inceleyelim, sonrasında ayrılık sonrasına bakarız. Uzaklaşmanın ilk adımı iletişimde olur. Standart iletişimler rutine döner. Konuşulan konular azalır. Konuşulan konular hakkında yorumlar azalır. Kısa bilgilendirmeler şeklinde geçer. Birazdan yatacağım, yemek yiyeceğim, spor yapacağım gibi. İletişim sayısında değişme gözükmese de içeriğinde ciddi boşluklar oluşmaya başlar. Soru cevap iletişimlerini kadın başlatmaya çalışırken erkek tek kelimelik cevaplarla karşılık verir. Heyecanın azalması her ilişkide olur. Bunu kafada bitirmiş erkekle eş tutmamak lazım tabi. Fakat iletişimlerdeki heyecanın bitmesi çok barizdir. Şimdi Gürkan, iletişimde heyecan nasıl olacak? Ay Nalan, seninle konuşuyorum içim içime sığmıyor diye tepki verecek hali yok ya. Tabii ki öyle bir tepkiden bahsetmiyorum. Ama kişinin ses tonundan bile bu heyecan anlaşılabilir. Uyumak üzere olan bir ses tonu mesela. Başka bir işle uğraşıyormuş gibi bir ses tonu ya da bir konuşma tarzı. Bahane bulmaya hazır bir ses tonu. Trafikte el freni çekip levye ile kavga etmeye giderken sevgilisi aramış gibi bir ses tonu. Ve en önemlisi, bu ses tonlarıyla sık karşılaşmanız kafasında bitirmiş erkeğin işareti olmaktadır. Diğer yandan az önce söyledik. Bahaneler bulunması. Görüşmemek için, plan yapmamak için, kısa kesmek için, beklentiye düşürmemek için uzaklaşmaya verilecek en önemli örneklerdir. Diğer yandan bir de ayrılık sonrası uzaklaşma var. Özellikle uzun süreli ilişkiler sonrasında gelen ayrılıktaki ani uzaklaşma kafada bitirildiğinin önemli işaretidir. Şimdi Gürkan, bitmiş gitmiş bir ilişki diyeceksiniz belki, daha ne kadar uzaklaşabilir? Uzun süreli ilişkilerde öyle birden şalteri kapattı, herkes yoluna bakıyor olmaz dostlar. Örnek verelim. Kalan eşyalar için bile muhatap olmama isteği gibi. Bir doğum günü kutlamasının bile olmaması gibi. Bir hastalık, sağlık, bir sınav, herhangi bir şeyin sonucunu, durumunu merak dahi etmemesi gibi. Yine kafada bitirildiğinin en önemli işaretidir. 2. Gelecek planlarının sona ermesi. Soğuyan erkeğin işaretleriyle benzerlik taşır bu madde. Yani sadece kafada bitirme olarak işlemeyiz biz bu durumu. Tekrar söyleyelim. Soğumaya başlayan erkek ile kafasında bitiren erkek arasında ciddi farklar vardır. Kafada bitiren kişinin ikna olma ya da devam etme olasılıkları diğerine göre çok düşüktür. Bu maddedeki ayrımı nasıl yapıyoruz peki? Yakın gelecek planlarına bakacağız. Örneğin bir tatile gitme fikrinden vazgeçmesi gibi. Bir ay sonra gidilmesi planlanan bir organizasyon için birden vazgeçme niyetli cümleler kurulması gibi. Her zaman katılınan arkadaş ortamına sen yalnız mı gitsin acaba demeler gibi. Özellikle kadının çevresiyle ilgili olanlar. Kendi çevresinde oluşan bir plana kadını dahil etmemesi gibi. Çok erkek olacak orada, sen rahat edemezsin. Güzel bir örnek olur herhalde. Bahsetmiştik ya dostlar, kafasında ilişkiyi bitiren erkek ya ayrılmak için uygun zaman ve zemin arıyordur ya da sizin bitirmenizi bekliyordur. O yüzden nasılsa bitecek mantığı ile sessiz zaman geçirmeye kendini alıştırmaya başlar. Bunun en belirgin özelliği de özellikle ortak yapılacak aktivitelerden kaçması olacaktır. Bunlar yakın gelecek demiştik. Bir de uzak gelecek planları vardır. İlişkinin ciddiye taşınması gibi, beraber bir program yapmak gibi. Bunların iptali olmasa da sohbet içerisinde artık bahsedilmemesi bile kafasında bitirdiğinin göstergesi olacaktır. Sizin bu konuyu açmanız ile tepkisiz kalması zaten herkesin anlayacağı bir işarettir. 3. Kıskançlık tepkilerinin azalması. İlişkilerde dizginlenmesini önersek de kadının ve erkeğin farklı farklı kıskanma alanları mevcuttur.
biliyorsunuz bunu. Misal, kadın erkeğin sosyal medyasına eklenen birini kıskanırken erkek giyim kuşamını kıskanabilir. Kafasında bitiren erkek kıskanmayı tam manasıyla bitiremez. O yüzden bu durum biraz kafaları karıştırır. Ama tepkilerindeki azalmalar çok güzel örnek olacaktır. Kadının katılacağı bir organizasyon, bir arkadaş toplantısını gözünüzde canlandırın. Kıskanç bir erkek de eklensin canlandırmanızın içine. Oraya giderken giyilecek kıyafetten hangi toplu taşıma kullanılması gerektiğine kadar söyler erkek. Orta kapıya doğru yaklaş, arka kapıdan inme. Kimler geliyor? İsimler neler? Haydar dedin, o kim? Daha önce duymadım. Bir fotoğraf at bakayım. Selma'nın yanındaki kim? At hırsızı gibi. Neden o senin yanına oturmuş? Başka koltuk yok muydu? Arada görüntülü aramalar, dakika başı bahane bulup sesli aramalar. Ya benim güneş gözlüğüm senin çantanda kalmış olabilir mi? Geçen taşı diye vermiştim ya. Aa buradaymış, tamam. Yaşayanlar anladı. Neyse işte. Bu haldeyken, bu kadar ayrı konu varken birdenbire çok kısa üstündeki elbise ile maksimum 1-2 konuya indirgeniyorsa burada kafada bitirme sinyali var diyebiliriz. O neredesin, kim var diye darlayan adam sadece kimler var sorusu ile geçiştirmeye başlar. Bu da bir sorunun göstergesidir. Ne oldu yani, birden kıskançlığı mı dizginlendi? Değil tabi. Orada belli ki bir şeyler bitti. O kıskançlık duygusu eskisi kadar ortaya çıkmamaya başladı. Devam ediyoruz. 4. Kavga ve tepkisizlik. İletişimlerdeki uzaklaşmayı ilk maddemizde işlemiştik. Bir de bu uzaklaşmanın süslenmesi var. O da iletişimden kaçmak. Bu kaçma bazen tepkisizliklerle olur. Normal şartlarda kavga edilecek bir konuya tepkisiz kaldığını görürsünüz. Hatta şaşırırsınız verdiği tepkiye ya da tepkisizliğe. Bazen de küçücük bir konunun inanılmaz büyütüldüğünü ve uzatıldığını görürsünüz. Bunun sebebi de aslında o hazırlanmaya çalışan zemine hız vermektir. Ayrılık sonrasında ise kafasında bitiren erkeğin tepkisizliğini yoğun şekilde görürsünüz. Görüşme taleplerine tepkisiz kalması, istememesi, laf sokulan, gönderme yapılan, adım atılan paylaşımlara tepkisiz kalması yine kafada bitirildiğinin göstergesi olacaktır. 5. Fazla eleştiri, sıradanlaştırma. Biraz daha ayrılık için zemin hazırlanması üzerine bir madde olacak bu. İlişkilerde, özellikle uzun süreli ilişkilerde çok sık görülen bir durumdur bu aslında. Sıradanlaştırma ve fazla eleştiride bulunma. Ama kafasında bitirmiş erkeğin bu kavramları biraz daha abarttığını gözlemleyebiliriz. Bazen birazın da üstünde olur. Mesela üslubun bozulması, sert tepkiler gösterilmesi, alay eden bir tarz. Hakaretlerin normalleştirilmesi. Hakaret nasıl normalleştirilir bu arada? Ya sen de bunu anlayacak kapasite yok hayatım, boşver. Günlük konuşma diline yapıştırılması yani. Eleştirilerin acımasızlaştırılması. İyice kilo aldım, mandalara benzediğini farkında değilsin galiba. Herkesle eşdeğer tutması başlıca işaretlerdir. Özellikle sizi sıradanlaştırması, herkesleştirmesi aslında en önemli işarettir. Çünkü bir insan ancak kafasında bitirdiği kişiyi herkes gibi görür. Kırılma riski, üzülmesi, kafaya takması umrunda olmaz. Çünkü kafasında çoktan bitmiş bir ilişkidir. Sonrası umrunda bile değildir. 6. Özür. En önemli madde belki de bu. Çünkü özellikle dediğim gibi bu saydığım maddeleri çoğu soğuyan erkeklerde de gözükür. Ama çoğunlukla karşı tarafı, yani beraber olduğu kişiyi önemsedikleri için, kırmak istemedikleri için ya da tam manasıyla ilişkinin bitmesini göze alamadıkları için özür dilerler. Geri adım atarlar, kadın haklıysa haklı olduğunu söylerler. Ama kafasında bitiren erkek geri adım atmaz. Çünkü olası bir ilişkinin bitişi işine gelir. Ya da herhangi bir sebepten çıkan tatsızlık onlar için güzel bir bahane olur. Bakın, haklı olunsun, haksız olunsun fark etmez. Özür dilenmesi kafasının hala net olmadığının sinyalidir. Ama net duruşu olan ve özür konusunda geri adım atmayan kişi kafasında bu ilişkiyi çoktan bitirmiştir. Sevgili dostlar, videonun başında da dediğim gibi soğuyan erkeğin tekrardan ilişkiye ısınması, odaklanması mümkündür. Ama kafasında bitiren erkek için bu biraz sürece bağlıdır. İmkansızdır diyemem ama uzun bir süreç gerektireceği bilinmelidir. Özellikle ayrı kalınan süreçlere ihtiyaç vardır ve bu sürece ayrılık olarak girmek gereklidir. Bunu neden özellikle söylüyorum? Ara verelim önerisi kafasında bitirmiş olan erkek için zaman kazanmadır. Kadının ya da ilişkinin soğuyarak bitmesi için zaman kazanmaktır. Ama olası ayrılık kendine gelmesi ve tekrardan sorgulanması için güzel bir seçenek olacaktır. Çünkü öteki tarafta cepte bekleyen bir kadın olmayacaktır. Tabii bu işe birkaç madde tutuyor ve tek çare ayrılık olarak yaklaşmayın. Çünkü ilişkin içerisinde bazen karşımızdakinin hareketlerine yanlış anlamlar yükleyebiliyoruz.
Bir anlık sinir ve gerginlikle hamle yapmanızı önermem hiçbir zaman. Açık iletişim burada işinize yarayacaktır. Bu ayrılığa gerekiyorsa ben de hazırım tarzı sizin daha güçlü gözükmenizi sağlayacaktır. Son olarak şunu söyleyelim. Kafasında bitirmiş bir erkeğe ısrar hiçbir işe yaramaz. O yüzden bu davranışın yapılması, sürecin hızlanması, ayrılık sürecinin, kadının da boğuyorsun diye karşılık almasına sebep olur. Her şeyde olduğu gibi ısrardan uzak durulmasını bir kez daha yenilemiş olalım. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.